Yeni jilet ProGlide. Geliştirdiğimiz en keskin ve dayanıklı bıçaklarımız ve yüzünüze uyum sağlayan Flexball teknolojisiyle kusursuz bir tıraş için tasarlandı. Bu hissi anlatmaya kelimeler yetmeyebilir. Ama bazı şeyler yüzünüzden okunur. Türkiye'nin bir numarası jiletle en iyini göster. Jilet, erkek için en iyisi. Evet, jilet sponsorluğunda gerçekleşen spor yağ sohbetlerinde konuğumuz başarılı teknik adam, çok saygı duyduğumuz teknik direktör Hikmet Karaman. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkürler konuk olduğunuz öncelikle. Ben de teşekkür ediyorum. Kırmadınız bizi bu sıcak yaz gününde. Gerçekten yoğun programına rağmen. Bu arada sevgili izleyiciler, aynı zamanda asist analiz ekranlarını beğenip abone olabilirseniz çok seviniriz. Jilet Türk futboluna ve sporuna yıllardır büyük değer veriyor. A milli takım sponsorlukları, A milli takımın desteği. Yanında Jilet Spor sohbetleri eklendi bu yazda. Ve aynı zamanda da tabii Milliyet Jilet Ödül Töreni her sene düzenleniyor ve birçok sporcu orada ödüllerini buluyor. Ödüller sahiplerini buluyor. Şimdi hemen sohbetimize dönelim. Hikmet Hocam, öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl geçiyor bu aralar? Teşekkür ederim. Buradan jiletçilere bir jilet yollayayım. Evet. Jiletçilere bir jilet gibi bir özet yollayayım. Yani tıraş olduk. İyi bir jilet gönderirlerse jilet gibi bir tıraş olabiliriz yani. Hediyelerimiz var. Evet. Dolayısıyla onları da tebrik ediyorum. Yapmış oldukları geleneksel yılın sporcusu yıllardır devam ediyorlar. Tabii biz o zaman gençliğimizde Milliyet Gazetesi okudu benim babam. Milliyet Gazetesi'nden biliyorum. Çok eski bir tarih olduğunu. Neyse, sohbete geçebiliriz. Evet, buyurun. Hikmet Hocam, şimdi tabii uzun yıllar teknik direktörlük kariyerinizde birçok takım çalıştırdınız. Son zamanlara bakacak olursanız ileriye yönelik planlarda neler dersiniz? Bir Avrupa'ya gitme planımız mesela var mıdır? Veya şu an Türkiye'de Süper Lig tarihine baktığımızda çalıştırmak istediğiniz bir takım var mı? Herhangi bir sempatiniz olan? Evet, öncelikle şu, mutlaka teknik adamların, tabii teknik adamlar derken deneyim, bilgi, gelişme, yenilemeye açık, bütün bu bilgiler içerisinde dünya futbolunu ve Avrupa futbolunu takip ederek yeniliğe açık bir şekilde, yeniliğin bununla birlikte de kendim bir yenilikçi, futbola ne katkı yapabilirim diye bunun düşüncelerini yapıp çalışan bir teknik adamım. Evet, en son Kayserispor'daydım. Tabii teklifler zaman zaman oluyor. Teknik adamlık veya bir meslek sahibinde yıllanmış şarap gibi olmak tadından doyulmuyor. Şarapçılar, içenler biliyor değil mi? Hep eski tarihe bakıyorlar. İşte şarap mahzende yıllanır diye de bir şarkısı var. Deneyimler çok önemli. Tecrübeler çok önemli. Şahsım için söylüyorum. Bence en önemli yaşındayım. Yani bundan sonraki projelerde tabii biraz daha titiz davranıp projesi olan veya eli ayağı düzgün bir takımda teknik ekibin katkısıyla onları yukarı oynatabilecek, finaller oynatabilecek, hatta şampiyon yapabilecek. Şampiyonluk da yetmiyor. Avrupa kupalarında iş yapabilecek teknik adam olmak. Bununla birlikte Avrupa'da da görüşmeler yapıyoruz. Maalesef burada futboldaki aslında futbol piyasasını yani ekonomi yönetiyor bence. Çünkü kulüp başkanları hepsi Avrupa'da, buna Türkiye'yi de katabiliriz. Hepsi iş adamı. İş adamları oldukları için oradaki bağlantılar teknik adamları, menajerleri, bu işlerle bağlantı olan kişileri bir araya getirip yurt dışında bir kulüplere gidebilme şansınız var. Ama Türk teknik adamları olarak maalesef biz bunu değerlendiremedik. Burada en önemli özellik, menajerlerin çoğu teknik adamlarla ilişkiye girdiğinde oyuncu satmak. Teknik adamı yurt dışına getirmek değil. Ben son bir senedir yurt dışına gittim geldim. İnsanlarla iletişime girdim. Çünkü Türk denildiği zaman bir duruyorlar. Bir şekilde önce bir mesafeli kalıyorlar. İşte yabancı dil önemli, kültür, karakter yapın. Seni tanıdıktan sonra güven derecesi artıyor. İşte bu ilişkileri devam ettirmek gerekir. Sorduğun soru olduğu için biraz uzun kapsamlı oldu ama yurt dışına gitmek bütün bu yollardan geçiyor. Öteki türlü ne olacaksın?
Türkiye Ligi şampiyonu olacaksın. Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıkacaksın. Yarı final, çeyrek final veya Avrupa kupalarında bir takım işler yapacaksın. Orada da iletişim yaparak, insanlarla iletişime girip bir yerlere gidebilirsin. Onun dışında Türkiye'ye bak, aslında çok güzel noktaya temas ettim. Buradan bak nerelere gideceğim. Türkiye'ye bakış açıları, mesela Türk futbolcusu, çok iyi Türk futbolcusu, yerli ve yabancı, Türkiye'den önce Avrupa'daki bir takıma gidiyor. Atıyorum 5 liraya gidiyor. Avrupa'ya 5 liraya gidiyor. Avrupa'da bir sene sonra 100 liraya başka bir takıma gidiyor. Şu birbirine bağlantılı iş. Teknik adamlık da öyle. Türkiye'ye bakış açısı veya Türkiye'den ithaliniz bu. Ekonomisi düşük. Yani en son bakış açılarında olan bir yer. O bakış açısını ilk ona sokmak için teknik adam olarak Avrupa kupaları oynayıp, sürekli oynayıp burada da başarılı olman gerekiyor. Yani bugün Ancelotti, Guardiola, Klopp isimleri niçin ön planda? Şampiyonlar Ligi, Mourinho niçin ön planda? Avrupa kupaları ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, çeyrek final, final, kupa kazandıkları için teknik adam olarak hep ön plandalar. Çünkü orayı oynuyorlar. Onun için Türkiye'deki teknik adamlık, evet yeni bir generasyon, yeni bir nesil geliyor. Ama burada şöyle bir soru işareti var, fazlasıyla var. Demin dedik deneyim önemli. Yani hele lisansı olmadan teknik adamlık yapmak, okey, örneğin Arda'yı bir örnek gösterelim. Barcelona'da oynadı, Atletico Madrid, Türkiye'de Galatasaray. Önemli teknik adamlarla çalıştı, müthiş. Müthiş bir deneyim ve vizyona sahip. Şimdi teknik adamlığa başladı. Aslında onu oradaki teknik adamlığa başlatan, oradaki deneyimleri bir Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray çalıştığı teknik adamlar, bu deneyim ona özgüveni veriyor. Ve o özgüvenle insanlar da güveniyor, bir görev veriyor. Arda kardeşim kusura bakma, seni örnek vereceğim ama burada eleştirisel değil, gelişim. Çünkü futbol farklı bir sektör. Ne oldu? Şimdi Arda'nın zamana ihtiyacı var. Eyüpspor'a gitti. Herkes birdenbire buradan çıksın, şampiyon olsun. Evet. Beklenti. Beklenti yüksek. Ama eşittir pro lisansına kadar kurslar var. Ama o pro lisansına kadar olan kursları Arda nerede deneyim olarak alıyor? Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona. İşte Simone'den başlayan teknik adamlık ve Barcelona'daki teknik adamlarla birlikte olan çalışmalarından bir deneyim kazanıyor. Kendi başına olduğunda iş biraz daha farklılaşıyor. Mesela bir üst düzey bir kalp doktorunun yanında devamlı ameliyatlara giriyorsunuz. Dünyanın en önemli kalp doktorunun yanında çalışıyorsunuz. Sonra siz başlayacaksınız ameliyata. Çok farklı bir şey. Çok doğru. Ben oradan bütün... Buradan bir örnek vereyim. Teknik direktörlükte böyle. Dolayısıyla deneyim, zaman, süreç. Mesela Guardiola'ya da Barcelona'da gel teknik direktör ol dediklerinde cevabı ne oluyor? Hayır, ben önce ikinci takım istiyorum diyor. Ben orada başlayacağım. Oynatmak istediğim sistemi. Tabii bunun arkasında bana göre şunlar var parantez içerisinde. Kulübü tanıyacak, idmanları seyredecek A takımın. Oradaki bir oyuncularla iletişim, bunlar bir teknik adamın planlamasıdır, projesidir. Nasıl bir savaşa girmeden önce düşmanının gücünü veya zayıf taraflarını iyi bilmeniz gerekiyor. İşte Barcelona gibi bir kulübe gidiyorsunuz, size teknik direktörlük teklif ediyor, hayır diyorsunuz. Ben önce ikinci takımı alacağım. Bunun arkasında bir proje ve düşünce var. Ne oluyor? Gitti, ondan sonra da geldi, müthiş bir şekilde piyasaya çıktı. Bu güzel bir örnek. Genç nesle, bundan sonraki gelecek arkadaşlara. Bu eleştirisel değil ama maalesef gerçek bu. Şimdi aslında tam dediğiniz gibi Erol Bulut Championship ekiplerinden Cardiff'e gitti. İşte Türk futbolculardan Cengiz Ünder, Melih Demiral, Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü çok ciddi hani altyapıdan, işte Altın Ordu altyapısından da yetişen daha çok aslında gittiğini gördük ama şimdi Türk futbolcular giderken evet teknik adamlar konusunda böyle bir duymadık yani böyle bir şey örneğini de pek fazla görmedik. Bunun bir de size sebebini soracağım tam bu konuyla bağlayıp yani sebep ne olabilir? Türk futbolcu gidebiliyorken Türk teknik adama yurt dışı ve Avrupa futbolu hiç mi ihtiyaç duyup hiç mi böyle bir konu gündeme gelmedi? Veya işte Erol Bulut'la gelmesi belki yabancı işte belki Almanya'dan yetişmesi öyle bir background mu istiyor sizce yurt dışı? Bence yabancı dil burada çok önemli. Hı-hı. Yabancı dil. Tabii background Almanya veya yurt dışında yaşayan gelişen. O da çok önemli. Tabii orada da bir Türk başkan olduğu için işte hep iletişimler bunlar. Bunlar iletişim. Bak buradan sana başka bir konu açayım. Mesela yurt dışında oynayan Türk oyuncularımızdan bahsettin.
maalesef şunu söyleyeyim. Mesela buradaki oyuncularımız yurt dışında oynadığında, kendi takımlarında oynarken oyun disiplini, pozisyon disiplini, zaten buna bağlı kalmadıklarında hocaları oynatmıyor. Şimdi geliyorlar milli takımda seyrediyorum. Bu çok önemli ve güzel bir konu. Çünkü ben bütün takımları, sistemleri, teknik adamları, özellikle kendi Türk oyuncularımızı maçlarını yurt dışında oynadıkları takımlarda yakinen takip ediyorum. Teknik adamlarla ilişkilerini takip ediyorum. Teknik adamlarla ilgili de görüşlerini zaman zaman medyada yapmış oldukları düşünceleri de takip ediyorum. Mesela bunları ben konuştuktan sonra Cengiz Ünder'in Marsilya'da en son yaptığı hocasıyla ilgili açıklamalarını koymanı istiyorum. Başta diyor hocayla anlaşamadık diyor. Ama o bendeki benim sahip olduğum özellikleri ortaya çıkarmama çünkü oynatmıyordu. Tabii dakika alamıyordu. Sonradan Galatasaray'da çalıştıran Tudor'la Cengiz kardeşimiz iyi bir iletişim başlangıçta yakalayamadılar. Neden? Söyleyeyim. Ben mesela Cengiz'i burada Roma maçında da, Başakşehir Roma maçında Cengiz kulübedeydi. Sonradan oyuna girdi. Zaniolo oynuyordu sağ tarafta. Şimdi neden Zaniolo oynuyordu o zaman? Halbuki bana göre Cengiz'in topla, dribling, topa sahip olduğunda daha böyle yetenekleri var diye öyle görüyorum ben Cengiz'in. Ama Zaniolo o dönem çok disiplinli gidiyor geliyor, pozisyonunu koruyordu. Şimdi Cengiz İngiltere, Marsilya. Tudor'la anlaşamadı. Niye? Tudor'un antrenör olarak özelliği ne? Koşan, temposu yüksek oyunculardan hoşlanıyor. Siz bunu yapmadığınız zaman sizi oynatmıyor. Veya topu kaptırdığınızda, topa karşı pres veya pozisyon alma oyununu da yapmadığınızda seni oynatmıyor veya oyundan çıkarıyor. Cengiz'in avukatı, hatta bizim avukatımız aynı şey demişti. Oynatmıyor diye üzgündü ilk Marsilya'ya gittiğinde. Olabilir ama o hocası ondan bir şey bekliyor. Sonra Cengiz hocasının da değişmez adamı oldu. Doğru mu? Dolayısıyla bizim bu oyuncularımızı ben Türk milli takımına geldiklerinde bakıyorum. Bu Cengiz için demiyorum. Hepsi. Hepsi. Tartışmasız hepsi. Defansta oynayan da, orta sahada da, forvette oynayan. Kendi takımlarında oynarken çok daha disiplinli. Bu disiplin ne demek? Şimdi bizi izleyen izleyiciler, futbol adına hocam disiplin deyince neyi demek istiyor? Şimdi pozisyon vardı. Sağ bek mi oynuyorsun? 8 numara mı oynuyorsun? Kanat mı oynuyorsun? Forvet mi oynuyorsun? Top sendeyken, topa sahip olduğunda yapman gerekenler var. Topu kaybettiğinde yapman gerekenler var. Top rakipteyken yapman gerekenler var. Şimdi yurt dışında bunları yapmadığında zaten süre kadroya giremiyorsun. Bize geldiklerinde biz de biraz daha rahat oluyorlar. Buna şunu da ekleyeceğim. Buna yabancı oyuncular da dahil. Yabancı oyuncular Türkiye'ye geliyorlar. İlk başta müthiş. Mesela Fenerbahçe'ye gelen, Ajax'tan gelen ilk maçta 3-0 öndeler. Atak yiyorlar. Çünkü solda oynuyor. Ya bir baktım rakibini 3-0 galip olmalarına rağmen Ajax'ın da çok önemli bir oyuncusu. Nasıl geri dönüyor? Bir de şöyle bakıyor rakibine. Topa bakıyor. Rakibi de topsuz oyundayken ona da bakıyor. Şimdi bu inanılmaz önemli bir olay. İşte pozisyon disiplini, takım disiplini. Fakat 1-2 ay sonra bakıyor yanındaki bizim oyuncularımız yapmıyor. O oyuncular da yapmamaya başlıyor. Bak söylemek istedim ben futbol adına deneyimli bir teknik adam olarak spor severlere, medyadaki arkadaşlarıma da gözüme çarpan bir başkası için başka türlü yorumlarda. Uğur Melek'e de bunu başka bir türlü yorumlayabilir. Müthiş buradan çok selamlar Uğur Melek'e. Müthiş bir kardeşimiz. Onu da çok seviyorum. Ülke futboluna katkı yapan diğer arkadaşlar gibi emekçilerden biri. Dolayısıyla ben katkı anlamında bunları açıklıyorum. Ve mesela ben geçtiğimiz sezonda analiz yapıyordum. Mesela oyuncularla da iletişim halindeydim. Yaptığım analizlerden oyuncular seyredip bir sonraki maçta onların o hatalarını veya pozitif taraflarını daha çok geliştirdiklerini, hatalarını da düzelttiklerini gördüm. Şimdi isim vermeyeceğim. Tabii. Çünkü iletişim konuşuyorum onlarla. Dolayısıyla hocam, durum bu. Soruya girebilirsin. Hocam, sana soru Türkiye bırakmadım. Peki hocam, Türkiye süper. Kesinlikle inanılmaz. Böyle tam bu tam sohbet oldu. Evet. Normalde böyle olmaz. Çok çok keyifli. Sizin de zaten bilgi dağarcığınız gereği gerçekten keyifle de dinliyorum, merakla da.
büyük bir hevesle. Hikmet Hocam şöyle, şimdi Türkiye Süper Ligi'nde aslında baktığımızda işte Beşiktaş'ta Sergen Hoca şampiyon olduktan sonra takımdan ayrıldı. Abdullah Avcı keza 38 sene sonra Trabzonspor şampiyonluğu sonrası gitti. Şimdi Okan Buruk Galatasaray'da aynı hikaye devam eder mi? Aynı hikayeyi görür müyüz? Ne düşünüyorsunuz? Türkiye Süper Ligi'nde bu şampiyon eden hocalar da daha sonra aslında bir ne görüyoruz da bir düşüş mü oluyor? Neden takımlar şimdi, devam etmiyor? Önce Sergen Hoca'dan başlayalım. Hı hı. Tabii ben hocalar hakkında buna yorum demeyelim. Bir hocayı yorumlayabilmek için, bunu medyadaki arkadaşlarıma da söyleyeyim, maç yapman lazım. Yukarıdan maçı analiz yapmak, analiz yaparken de teknik adamı yorumlamak ayrı bir özellik isteyen bir iş. Bir de kulübede olup o hocayla maç yapıp 8-10 kere, bir kere de değil, o hocayı yorumlamak başka bir iş. Bak bunu ilk defa söylüyorum. Türkiye'de hiç gündem olmayan önemli bir konu. Niye? Boksörsün. 10 kere karşılaştığın bir rakiple 11. iyi karşılaşıyorsun. Değil mi? Adamı çok iyi tanıyorsun. Bir de ilk defa karşılaşacağın bir boksör var. Hiç bilmediğin, görüntülerden gördüğün bir boksör. Bunlar farklı değerlendirmeler. Ben Sergen Hoca ile çok karşılıklı maç oynadığım için bende bıraktığı izlenim, kulübede zeki bir arkadaşımız. Oyuncu özelliklerini bilip ona göre takım yapan, sürekli hücum oynayan, her maçında kazanmaya ve farklı skor almaya çalışan felsefik bir yapısı var. İşte Abdullah Hoca'yı diyorsun. Abdullah Hoca, o daha başka bir özelliğe sahip. Planlama, programlama, futbolla ilgili, özellikle Manchester City, Guardiola ile ilgili yapmış olduğu araştırmaları kopya çekemezsiniz. Kopyayı çekersiniz, değil mi? Bir mesela kurtarma yazılısına gireceksiniz veya yazılıda bir arkadaşınızdan kopya çekersiniz, değil mi? Peki aynı sorulardan hoca sizi sözlüğe kaldırdı mı ertesi günü? Hiçbirine cevap veremezsiniz. Teknik adamlık da öyle. Kopyayı çekersin de sözlüğe çıktığın zaman sahada bir takım olaylarla karşılaşmaya başladığında birebir kalırsınız. Sözlüğe cevabı veremezsiniz. Dolayısıyla bakıp teknik adamlar birbirlerinden ilham alırlar. Oyunlardan ilham alırlar. Seyrettiği maçlardan, sistemlerden, taktiklerden birçok şey görebilirler. Ama kendi takımlarında mutlak surette elindeki takım, çalıştığı lig, oyuncu potansiyeli, rakip takım, saha, hava, hakem, birçok var, birçok şartlar var. Bu şartlara göre de anında müdahaleyi başka bir formülle devam etmek zorundasınız. Dolayısıyla Okan Hoca geçen sene şampiyon oldu. Evet, tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım. Güçlü, karakterli, önemli oyuncularla birlikte çalıştı. Bu sene de Galatasaray iyi bir hamle yapıyor. Okan Hoca için tabii şunu da değerlendirmeye koymamız lazım. Şenol Hoca geldi. Şenol Hoca geldi. Ligin başında gelseydi ne olurdu? Şenol Hoca ile ilgili de o da teknik ekibiyle birlikte bence çok başarılı bir sezon sonu yaptı. Ve akıllarda şu işareti verdi. Sezon başı gelseydi ne olurdu? Tabii bunu derken de İsmail Hoca da başka bir hoca tipi. Mesela çok fiziksel top bir takım bıraktı. Belki taktiksel ilk 11'i, oyuncu değişiklikleri farklı olabilir, eleştiri alabilir bir futbol yapısı olabilir, vardı diyebiliriz. Çünkü ben de baktığımda ben mesela başka bir şey düşünüyordum, o başka bir şey yapıyordu. O onun tarzı. Skoru yakalayamıyordu. Büyük eleştiriler aldı ama takım fiziksel olarak top bir takımı vardı. Önde pres yapan, temposu yüksek bir takım ama dediğin zaman duracaksın. Ne var orada? Cenk'i, şimdi bak teknik adamlar arasındaki farkı ortaya koyalım. Mesela Cenk'i son 2-3 dakika, 5 dakika oyuna sokuyordu. Veya oynatmıyordu. Şimdi Şenol Hoca geldi. Cenk takımın en önemli figürü oldu. Ve inanılmaz goller atmaya başladı. İşte hocalık. Bunlar, bütün bunları derken biri kötü biri iyi değil. Hocalar farklı bir fraksiyon diyeyim. Fraksiyon, partilerde farklı fraksiyonlar var ya. Hep farklı fraksiyonlara sahip kişiler. İyi kötünün dışında bir düşünce anlayışları var. Belki birinin uzun bir sürece ihtiyacı var. İşte diğeri, işte Şenol Hoca aldı, banko oynattı, sorumluluk verdi, özgüven verdi. Başka bir oyuncu seyrettik. Şimdi İsmail Hoca Fenerbahçe'ye geldi. Medya Mert Hakan için aynı şeyleri söylüyor. Evet, Mert Hakan benim de beğendiğim bir oyuncu. Ama bu sürecin görmemiz lazım. Sürecin devamını görmemiz lazım. Peki Hikmet Hocam, İsmail Kartal
teknik direktörlüğünde İsmail Kartal'la Fenerbahçe artık 8 senedir şampiyon hasreti çekiyor taraftar aynı şekilde. Aslında Ali Koç yönetimi eleştiriliyor. Yani kısacası Fenerbahçe İsmail Kartal'la bir şampiyonluk yakalayabilir mi sizce? Medyadaki arkadaşlara tekrar çok soruyorlar. Bugün yine birkaç arkadaş aradı. Hocam şampiyonluğa en yakın takım kim olur? Evet. Arkadaşlar ya güzel medya saygı duyuyorum. Ama ben teknik adam olarak böyle bir açıklamanın evet bir şeyler söyleyebilirsiniz. Evet neye bir teknik direktöre bakacaksınız. Ben önce teknik direktörlere bakarım. Takım yapısından teknik adamlara bakarım. Kimlerle yarışacağım? Hangi teknik adam beni zorlayabilir? Kadro yapıları, oyuncu grupları. Yani takımların yapmış oldukları transferlere bakıp tahmin yürütebilirsiniz. Ama bu doğru bir tahmin olmaz. Bir de ülkemizde şu var. Maalesef bilgi paylaşımı veya görüşlerde örneğin Y takımı şampiyonluğa yakın dediğinizde inanılmaz bir karşı bir grup oluşabiliyor. Hazmedemiyoruz. Transfer döneminde işte kulüp başkanlarının, kulüp yöneticilerinin birbirleriyle yapmış oldukları açıklamaları da görüyoruz. Bunlar da doğru bulmuyor. Birçok kaos var. Ve bu kaos ortamından bir taraftar grubu da geliyor. Ve bununla birlikte bir medya grubu da var. İşte sen oyuncuyu aldın, yok sen bunu aldın, buradan kaçırdın, ben bunu verdim, sen verdin. Az parayı aldık, çok parayı aldık. Yani futbolun asıl konusu bu değil. Futbolun, yani aldığın oyuncunun takıma katkısı ne olacak? Evet. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta ve diğer kulüplerimizde iyi transferler, iyi isimlerle mücadele ediyorlar. Transferler yapmaya çalışıyorlar. Şampiyonluğa en yakın olan takım demek çok erken. Peki Arda Güler'le ilgili şimdi direkt siz sohbet ederken aklıma geldikçe soruyorum. Arda Güler'in bir sakatlığı ve hatta lisansının dondurulması söz konusu. Çoğu tabii taraftarla tepki, Fenerbahçe taraftarı dışında çok Türkiye adına çok büyük bir transfer Real Madrid. Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi okuyorum ben de zaman zaman. İşte tepki gitmeseydin olma. Ya ben mesela Arda'yı imza atarken koskocaman Real Madrid kulüp başkanının yanında attı imzayı. 17 yaşındaki bir çocuğa kulübün başkanı geliyor. Değil mi? İnanılmazmış. Yani Türkiye'de şimdi kaç tane 17 yaşında çocuk imza atarken kulübün başkanı yanında bulunuyor? Gerçekten. Şöyle, bırakın orayı geçin. Türkiye'de biz de kulüplerimize oyuncu getiriyoruz bilmem ne. 15, 16, 17, 18 kaç tane var? Yani bu bence güzel, hoş bir davranış Real Madrid kulübü tarafından. Bütün dünya seyretti. Ha orada esas soru şu. Mesela ben Arda'yı çok analiz yaptım, çok görüntüler koydum. Pozitif tarafları, negatif tarafları, hep gelişmeleri, çünkü Fenerbahçe izleyicileri bunları bilir. Benim yaptığım analizleri, görüntülü analizleri bilir. Mesela ben Jorge döneminde, daha ilk maçlarda Fenerbahçe'nin de birçok maçlarına gittim. Mesela Arda'yı kulübedeydi, bir baktım, bir bandaj vardı ayağında. İnanılmaz, bütün ayağı, her tarafı bandajlıydı. Şunu düşündüm kulübede yukarıdan. Ya bu kadar bandajlıysa kulübede ne işi var diyorum. Şimdi bazen biz de yaşıyoruz futbolcularımızdan. Adam ilk 11'de oynuyor, bir bakıyorsun ayağın her tarafı bandajlı. Ya oğlum ayağında ne var? Niye bu? Yok hocam bir şey yok diyor. Şimdi oyuncu çok önemli. Doğru. Doktor çok önemli. Teknik direktör ve ekip de önemli. Şimdi nereye geleceğim? Arda hem geçtiğimiz sene itibarıyla hem de geçen sene itibarıyla fiziksel anlamda ille dayanıklılık, bir maçta şu kadar kilometre koştu veya şu, o değil. Yani adale ve kas grubunun mesela yukarılar çok önemli. Ben gittim her birçok kulüpte böyle talent oyuncularla karşılaşıyorum. Şöyle omuz attım mı yıkılıyor oyuncu. Oyuncu cime girip adale gruplarını geliştirmiyor ki. Veya bacaklarını, kaslarını geliştirmiyor ki. Çok yetenekli diye özel antrenmana kimse tabi tutmuyor. Dolayısıyla Arda sonradan bunu geliştirmeye başladı. Şimdi oradaki sakatlığı bir şanssızlık veya şunu da diyebiliriz. Çünkü antrenman modelleri, kişiye özel antrenman modelleri öyle bir gelişti ki belki de biraz daha fiziksel gitseydi, olur muydu, olmaz mıydı, bu konuyla ilgili de ahkam kesmek doğru değil. Bir şanssızlık yaşadı ama bundan sonra gelecek genç, yetenekli nesil için şunu söylememiz gerekir. Teknik adamları mutlaka ondan özel antrenman yapmalı. O gelişimine katkı yapmalı.
Peki Hikmet Hocam, şimdi aslında sezon daha, yani çok erken olabilir böyle bir şey söylemek ama sizin gibi deneyimli bir teknik adamla aslında son böyle programı da sizi de çok tutmayalım. Son bir iki soru olarak şampiyonluk olarak en yakın ya da bu sezon, yeni sezonda hangi Süper Lig takımından şampiyonluk? Ama demin o konuya değindim. Hı hı. Hem size hem medyadaki arkadaşlar bunu sık sık, sık soruyor dedim. Bence bu soru cevap alamama değil. Benim deneyimlerim, yaşadıklarım. Şimdi geçen seneki mücadelede evet Okan Hoca, Galatasaray, yönetim, başkan, yönetim kurulu hepsini alkışlamak lazım. Şampiyon oldular. Ama şimdi dön, Fenerbahçe içeride 1-0 Beşiktaş'a galipken penaltı yatamadı. Bak 1-0 galip, penaltı yatamadı. Beşiktaş 10 kişi oynuyor, mağlup oldu. Giresun'a kaybettiği maçlar var. İstanbulspor öndeyken berabere biten maçı var. Ümraniye öyle. Öyle kritik maçlarda puan verdi ki bunlar puanlı olsun. Tabii ki birileri puan kaybedecek. Yani iyi takımlara, büyük takımlara karşı kaybedip şampiyonluk yarışından kopmadı. Hiç kimsenin beklemediği maçları kaybetti. Yarış, çünkü Galatasaray hep 9, 10, 11 puan hep önde gitti. Burayı da 6, 7, 8, 10 puan farkıyla hep önde gitti. Yani puanlar birbirine yakın olsaydı yarış başka türlü veya yarış başka türlü giderdi. Puanlar birbirlerine yakın olsaydı yarış başka türlü giderdi. Allah bir daha göstermesin böyle büyük acıyı. Depremin etkisi, maçların tatil olması, takımların ligden çekilmesi. Bunlar bu Galatasaray'ın şampiyonluğunu gölgeleyecek anlamında değil. Belki de daha büyük puan farkıyla da şampiyon da olabilirdi. Tersi de olabilirdi. Yani birçok şey yaşanıyor. Bu sene şampiyonluğu kadrosu olan bir Galatasaray var. Deneyime sahip bir kadro. Üstüne transferler var. Okan Hoca o takımı iyi tanıyor. Yöneticileri de çok iyi bir çalışma grubu yapıyor. Fenerbahçe bu sene 2-3 tane çok iyi oyuncu aldı. İsimlerini şimdi vermeyeceğim. Bana göre 4 tane nokta transferi var. Tartışmasız. Müthiş. Hatta 1-2-3-4-5 diyeyim. İsimler? Vermem. 5 tane nokta transferi var. Bir nokta transferinin etrafı iyi değil. Neden? Çünkü geldiği takımda oynadığı oyun, hadi Feyenoordlu'yu söyleyeyim. Top kaptırıldığında topa karşı presi, topa sahip olduğunda oynadığı oyun, yanındaki oyuncular farklı oyuncu. Ya o yanında oynayanlar ona uyuyacak, uyumazsa özelliğini kaybedebilir. Mutlaka İsmail Hoca bu analizleri yapıyor, görüyor. Ona göre tedbirini alacak. İyi transferler yaptı. Şenol Güneş Hoca'yı çok deneyimli. Belki Beşiktaş takım, Beşiktaşlar belki şeyi görüyor ama bence Şenol Hoca o deneyimi, mesela Galatasaray maçında Galatasaray 1-0 galipken geriden geldi, Beşiktaş Galatasaray'ı yendi. Orada en önemli şey Şenol Güneş'in deneyim ve tecrübesi ve Türk Ligi'ne göre oynuyor. Ülkemizin, ülke ligine göre oynuyor. Jorge Jesus ona göre oynamadı. Kendi kafasındaki oyuna. Türkiye Süper Ligi'nin bir oyun anlayışı var. Bu oyun anlayışının dışına fazla çıktığınızda sizi tokatlıyorlar. Evet. Pekala. Şimdi Hikmet Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Kapanış olarak sizi ileride, yani daha doğrusu yeni sezonda herhangi bir takımda görür müyüz? Böyle potansiyel ya da ne evet, düşünüyorsunuz? Evet. Mutlaka. Hedefim, benim en büyük hedeflerimden biri önce Türkiye Ligi şampiyonu olmak. O da kesmiyor. Şampiyon olduktan sonra Avrupa Kupalarında gerçekten çok iyi turlar atlamak, final oynayabilmek. En büyük hedefim bu. Bunun için de tabii izleyiciler, çünkü kendimi o deneyim hala yeterli değil. Yani ben de kendimi resetliyorum, yeniliyorum, bakıyorum. Kendi kendime bir şeyler buluyorum. O oyuncu grubunu yakalamak önemli. Kulübü yakalamak önemli. Kulüp başkanı, yönetimi önemli. Öyle bir iyi bir takım potansiyelini aldığımda mutlaka bunları yapacağım. Kırgın, dargın olduğunuz ya da çok karşı olduğunuz Türkiye Süper Lig ya da hani... Ya biz Türkiye liglerinde zaman zaman tartışmalarımız oluyor. Ama nihayetinde aradan birkaç ay geçtikten sonra, bir zaman geçtikten sonra selamlaşıyorsun. Futbolda var bu. Bizim yapımız bu. Ülkemizin kavgacı bir yapımız var. Besleniyoruz bazen. Sinirli bir yapımız var. Dolayısıyla ben lig başlarken önce size teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Beni seçtiğiniz için. Ne demek? Konuk aldığınız için. Bizim için çok büyük bir mutluluk. Dolayısıyla Süper Lig'deki ve diğer ligdeki tüm meslektaşlarıma, alt ligleri de katalım, başarılar diliyorum. Sporcularımıza sağlıklı, başarılı bir sezon diliyorum. Avrupa takımlarımıza, ülkemizi bugüne kadar çok iyi skorlar aldılar. İnşallah bu skorlarla devam edip yarı final, final kupalarla süslerler inşallah. Ligimize de başarılar diliyorum.
medyadaki arkadaşlarımıza da, emekçilere de lig başlarken hepsine hayırlı bir lig, başarılı, mesut finish yapacak bir çalışma diliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür sevgili ediyorum. İzleyiciler, Jilet Spor yaz sohbetlerinde konuğumuz başarılı teknik direktör Hikmet Karaman'da güzel, çok farklı yorumlarıyla aynı zamanda güzel değerlendirmeleriyle de çok güzel bir program geçirdik. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Asit Analiz ekranlarında lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni Jilet Pro Glide. Geliştirdiğimiz en keskin ve dayanıklı bıçaklarımız ve yüzünüze uyum sağlayan Flexball teknolojisiyle kusursuz bir tıraş için tasarlandı. Bu hissi anlatmaya kelimeler yetmeyebilir. Ama bazı şeyler yüzünüzden okunur. Türkiye'nin bir numarası Jilet'le en iyini göster. Jilet, erkek için en iyisi.